Dersinin 6. ünitesindeyiz. Yine birlikteyiz. Bilgi sistemi, bu sistemde özellikle özet beyan ve transit beyanı sizlere açıklamaya çalışacağım. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Birliği olmak üzere çoğu uluslararası kuruluş ve ulusal kurumlar gümrükleme işlemlerinde yaşanan sorunların olumsuzluklarını ortadan kaldırabilmek için yoğun şekilde çalışmışlar. Sonuçta daha sağlıklı ve güvenli mal ve hizmet ticaretinin artmasını sağlamak amacıyla gümrükleme işlemlerinde bir standartizasyon oluşturma yönünde çabalar sarf etmişlerdir. Böylece dünya gümrüklerinde yönetim, gözetim ve denetim faaliyetlerine bir standart getirilerek işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde ve dünya gümrükleriyle uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi mümkün kılınmıştır. Bu süreçte Türkiye'de de benzer problemler ortadan kaldırılabilmesi için gümrükleme sistemindeki uluslararası düzenlemelere uyumlu bazı çabalar gösterilmiştir. Gümrüklemede otomasyon çalışmaları hızlandırılmış ve 1997 Nisan ayından itibaren Fransız gümrük idarelerinin kullandığı bilgisayar yazılımı olan Sofix yazılımı bilge yani bilgisayarlı gümrük etkinlikleri adı altında benimsenerek Türk gümrük uygulamalarına uyarlanmıştır. İşte bu dersimizde biz bu bilgisayarlı gümrük etkinlikleri kısadıyla bilgiyi sizlere kısaca tanıtmaya çalışacağız. İlkin bilgi sisteminin oluşumu, bilgi sisteminin yapısı ve özellikleri. Üçüncü olarak bilgi sisteminin uygulanması, örneğin özet beyan oluşturulması, transit beyan oluşturulması. Daha sonra bilgi sisteminin temel modülleri neler, onlara bakacağız. Örneğin özet beyan modülünü biraz daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Gümrük özet beyan formunu bir örnek olarak size göstereceğiz. Bilgi sisteminde özet beyanın oluşturulmasını anlatacağız. Transit beyan modülünü yine nasıl kaydedilir, nasıl kopyalanır, nasıl değiştirilir ve nasıl tamamlanarak onaylanır. Bunları kısaca bu video kapsamında özetlemeye gayret göstereceğiz. Ama bunlar kitabınızda daha ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Gümrük işlemlerinin %100'ünün gerçekleştirildiği 133 gümrük idaresinde kullanılan ve gümrük işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılmasına olanak sağlayan esas itibariyle 4 ana modülden oluşan gümrük bilgisayar sistemi olan BİGE, gümrük işlemlerinin bir parçası olan beyan sahibi veya temsilcisinden gümrük memuruna, idare amirine, merkezdeki gümrük personeline her kullanıcının bir şekilde işlem yaptığı veya eriştiği entegre bir gümrük programıdır. Bilgi sistemi Türkiye'de ilk kez 1998 yılında Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nce uygulanmaya başlanmıştır. Bu sisteme birolardan erişmek isteyen firmaların talepleri ise 1998 yılı ikinci yarısında EDI sisteminin devreye alınmasıyla karşılanabilir hale gelmiştir. O günden bu yana artık kamuda da, özelde de, yani her iki sektörde de kullanıcılar bilgiye ulaşabilir haldedir. Bilgi sisteminin oluşumu ile ilgili, nasıl oluşturulduğu ile ilgili şöyle kısa bir bilgi verelim. Avrupa Birliği'nin ortak tarife ve ticaret mevzuatı derlenmiş, özgün ve yeksanak şekilde bir şekilde kodlanmış hali olan TARİK otomasyon sistemine dayanır aslında bilgi. Dünyada benzer uygulamalar da var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde gene özet beyan ve detaylı beyan için gördüğünüz üzere kısaltmalarıyla yer alan ACS, AES, İhracat Otomasyon Sistemi gibi. Japonya'da gene Japon Gümrük İdaresi'ne ait bir uygulama var. Birleşmiş Milletler'in kullandığı ve 90 ülkede uygulanan UNTAK'ın kullandığı uygulama var. Avrupa Birliği'nin gümrük tarife cetveliyle dış ticaret ve ortak tarım politikalarını içeren program topluluk entegre tarifesini ifade eden TARİK, bunlardan bizim de bilgiyi oluştururken kullandığımız, baz aldığımız bir otomasyon sistemi. Bunlar sınava yönelik olarak size ipuçları verebilir. Bunları bilmenizde fayda var.
Yine bilgi sisteminin genel yapısına ve özetine bakalım. Özelliklerine bakalım. Günlük idarelerinde veri giriş salonları olarak işletmenin kendi bürolarından yani elektronik veri değiştirme sistemleri olarak adlandırılan paylaşım olarak adlandırılan EDI'den ya da internet üzerinden bilgi sistemine ulaşmak mümkün. Elektronik veri değişim olarak çevirebileceğimiz, Türkçe'ye çevirebileceğimiz EDI sistemi aslında aralarında ticari ilişki bulunan birden fazla kuruluşun insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığıyla parasal işlemler dışında kalan belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistemdir. Bilgi sisteminde gümrük müdürlükleri ile ithalatçı, ihracatçı ve gümrük müdürlüğü müsteşarlığı merkez tabii müsteşarlığın merkezi arasında iletişim geniş alan ağı WAN kullanılarak yapılır. Elektronik veri değişim sistemi ise firma arası elektronik ticaretin en eski ve en gelişmiş şekillerinden biri olarak 1970'li yılların başından bu yana kullanılmasına rağmen elektronik ticaretin ve internetin gelişimiyle yenilenmiştir, güncellenmiştir. Yani WAN'ın yerini almıştır diyebiliriz aslında. Yine bilgi sistemin modülleri ve eklenen yazılımlara şöyle bir göz atacak olursak, özet bir şekilde. Özet beyan modülü, detaylı beyan modülü, transit beyan modülü, muhasebe modülü, entegre tarifi, referans tabloları, lisans ve kota takipleri, risk analizleri, seçme kriterleri, tüm bu modüller bilgi sistemi içerisinde bulabileceğiniz, çalıştırabileceğiniz modüller. Yine bunun yanı sıra tır transit takibi, dış ticaret istatistikleri, konteyner takibi, yolcu işlemleri, kaçak bilgi bankası ve veri ambarı gibi seçenekler de size sunulmakta. Bunları da kullanabilmeniz mümkün. Şimdi bilgi sistemi içerisindeki modüllerde doldurulan alanların renkleri var. Arkadaşlar bu renkler hem bir kılavuz hem de önemli. Sizi hata yapmaktan koruyan, aynı zamanda bir sistematik getiren, bir anlamda size kısa yolu gösteren renkler. Örneğin yeşil alanları gördüğünüzde bilmeniz gerekir ki bu alanlar zor alanlar. Yani mutlaka bu alanların doldurulması gerekir. Beyaz alanlar isteğe bağlı alanlardır. İsterseniz doldurmayabilirsiniz. Şimdi örnekleri de yer alacak zaten. Yeşil alanlar eksiksiz doldurulduğunda mutlaka onay butonu kullanılabilir hale gelir. Aksi takdirde onay butonu kullanılamaz. Aktif hale gelmez. Gri renkteki alanlar otomatik olarak doldurulan alanlardır. Yani sistem kendisi o alanları doldurur ve dolayısıyla sizin bu alanları doldurmanız beklenmez. Kırmızı alanlarsa size buraya yanlış bilgi, hatalı bilgi girdiğinizi ifade eder. Düzeltme ister bir anlamda sizden kırmızı renk alarak. Bilgi sisteminin başlıca dört modülü demiştik hatırlayacaksınız. Bu modülleri özetle ifade edelim. Taşıyıcıların işlemlerinin yapılmasına yönelik modül özet beyan modülüdür. Burada genel olarak yapacağınız dış ticaretle ilgili temel bilgiler girilmelidir. İkincisi ithalatçı ve ihracatçılar ile gümrük müşavirlerinin işlem yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi veya detaylı beyan diye bilinen modül yer alır. Bu bir başka de işte özet beyan TC olarak da yer alabilir yeni bilgisayarlı transit sistemde. Bu şekilde de tanımlanabilir. Yine üçüncü olarak ödemeye ilişkin işlemlerin yapıldığı bir muhasebe modülü görürsünüz. Burada bir şeye dikkat etmeniz gerekir. Yükümlüler sadece ilk üç modül ile işlem yapabilmektedirler sistemde.
Diğer bütün modüller gümrük idareleri tarafından gümrükleme sürecinde görev alan görevlilere sorumlulukları çerçevesinde tanımlanarak kullanım izni verilerek gerçekleştirilir. Yani bir anlamda görevliler doldururlar bu modülleri. Örneğin taşıyıcı kimliği ile kullanıcı kodu ve şifresi alan bir yükümlü Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi modülünü kullanamaz. Ya da muayene memuru kimliğiyle kod ve şifre almış görevli özet beyan yaratamaz. Programın arka alanında çalışan ödenecek vergi ve resimleriyle beyana eklenecek belgelerin belirlenmesini sağlayan bir entegre tarifi modülü daha vardır. Örneğin detaylı beyan modülünün arkasında. Dolayısıyla bunlar sistemde otomatik olarak doldurulmaktadır. Onları siz göremeyebilirsiniz. Kısacası bir yükümlü olarak sadece bu ilk üç modül, özet beyan modülü, özet beyan Türkiye Cumhuriyeti modülü ve muhasebe modülü doldurulmalıdır. Bilgi sistemin uygulanmasına ilişkin yine bilgiler verelim. Nasıl çalışır? Bilgi sistemine nasıl gireceksiniz? Bilgi sistemine girerken kullanıcı kodu isteyecek sizden 8 karakterli. Yine bir şifre isteyecek 8 karakterli. Bir tek pencerede bir portal sistemi içerisinde, yani burada bir örnek vermeye çalıştık kabaca. Size hoş geldiniz denilen bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Bu arada bunlar sürekli güncellenebiliyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla yeni sayfada yeni bir format görebilirsiniz, ekran görebilirsiniz. Ama bu sizi yanıltmasın, şaşırmasın. Sistem aynı sistem. Biz de mümkün olduğunca kitabınızda bu ne kadar en yakın güncel form neyse onu almaya gayret göstereceğiz, gösteriyoruz. Ama biçim olarak, şekil olarak değişse bile içerik değişmez. Dolayısıyla kullanıcı adınız ve şifreniz olmadığı sürece bu sisteme girmeniz de mümkün değil. Giriş yaptınız. Burada kullanıcı türünüz tabi tanımlanıyor. Yani örneğin mükellef memur musunuz yoksa gümrük memuru musunuz gibi. Bir güvenlik kodu isteyecektir sizden. Ondan sonra dış ticaret yapan firmaların ya da temsilcilerin dış ticarete konu olan mal ve hizmetlerle ilgili gümrük işlemlerini bilgi sistemi dahilinde gerçekleştirebilmeleri için gümrük idarelerine başvurup bu kod ve şifreyi aldıktan sonra, bu sisteme girdikten sonra, giriş yaptıktan sonra sistemi açıp kullanılabilir hale getirmeleri ancak mümkün olabilir. Şimdi ilk modülümüz olan özet beyan modülünde şöyle bir tanımlamayla başlayalım. Türkiye gümrük bölgesine kara, deniz, hava yolu veya demir yolu ile giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla eşya giriş gümrük idaresine varmadan önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı bir beyandır. Kısaca özet beyan taşıdığı eşyanın genel beyanıdır. Yani hangi işte gemiyle mi geliyor, uçakla mı geliyor, hangi eşya geliyor? Dolayısıyla bununla ilgili bilgileri bizlere sunar. Özet beyan formu kutularına girilmesi gereken bilgiler nelerdir? Burada taşıyıcı kim? Burada örneğin adınız, vergi numaranız. Beyan sahibi kim ya da temsilcisi kim? Yine adınız, vergi numarası. Çıkış gümrük idaresi hangisi? Yani burada gümrük idaresinin sizden kodunu isteyecektir. Yine taşıdığın kimliği ve ülkesi, yükleme yeri. Bunlar yükleme yerleri 31 adet olarak yer almaktadır. Dolayısıyla sistem açıldığı zaman bunu da görüp oradan seçme olanağı yer alır. Bu özet beyan modülünde böyle çıkış özet beyanında mesela yükleme yeri yerine bu sefer terk edecek bölgeyle ilgili bilgiler istenmektedir. Bu sefer o bölgenin kodu ya da adı sizden talep edilebilir. Şimdi bir örneği görelim. Şurada bakın örneğin taşıma ile ilgili bir tırla taşınıyor.
plaka bilgisi isteniyor. Ülkesinin kodu girilmiş. Yine dosya numarası, tescil numarası, taşıma şekli kodlandırılmış. Buna benzer Beyaz Sahibi'nin tabi burada adı olacak. Biz boşalttık tabi bunları ama Beyaz Sahibi'nin adı, taşıyıcı firmanın adı, bunlar yer alacak. Uyruğu, burada görmüş olduğunuz boşluklar doldurulmak suretiyle özet beyan oluşturulabilir. Bilgi sisteminde özet beyan oluşturulmasına ilişkin programlar bilgi, özet beyan, işlemler, yeni özet beyan olarak maddeleştirilebilir, sıralanabilir. Bunun alt başlığında özet beyanın detayında genel bilgileri biz burada sizlere göstermeye çalıştık. Genel bilgiler neler örneğin? İşte belgeniz, sorumlu kişiyle ilgili, taşıma ile ilgili, referanslarla ilgili ya da gümrük memuru tarafından doldurulacak diğer bazı ekstra bilgilerle ilgili detaylar olacaktır. Örnekte de bunlara ilişkin bazı kısımları göstermeye çalıştık. Yine transit beyan modülünde burada sevgili arkadaşlar yine bir kodlama biçimi var. Yeni bilgisayarla transit sistem diye de geçiyor bu özet beyan Türkiye Cumhuriyeti ya da TC kısaltılmış bir şekilde. Burada online işlemlerden, uygulamalardan NCTS kısaltmasıyla bunu seçebiliyorsunuz. Ortak transit rejimler T1 dış transit kapsıyor Avrupa Birliği dışına. T2 iç transit yani Avrupa Birliği ile EFTA arasındaki alışverişi. T2F diye kodlama Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde yaptığı iç transiti ifade ediyor. Dolayısıyla bu kodlamalarla transit beyan modülü oluşturulabilir. Evet, sevgili arkadaşlar, bu ünitenin de sonuna gelmiş olduk. Elimizden geldiğince yeter sürede size en azından sınava yönelik olarak dikkat etmeniz gerekli olan kısımların ana başlıklarıyla da olsa özetini vermeye çalıştık. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.